Önce şunu izleyelim. Ya geçen gün yemek yiyordum, karşıma bu video çıktı. Bu videoları ben çok eskiden izliyordum, ta işte yapıldığı zamanlar. Aşırı güzel oluyordu. Dedim yayında da izleyelim aman abi. Niye izlemeyek ki? 3,5 liralık sosis, 33 liralık sosis. Sezi hoş geldin. Hoş bulduk. Önünde iki tane sosisli var. Birisi ucuz, birisi pahalı. Görünüşler hakkında ne düşünüyorsun? Evet, hayatımda ilk kez sosisli yiyeceğim. Bu ciddi mi? Evet, gerçek. Çok heyecanlıyım. Hiç sosisli yememiş biri olarak bu pahalıdır, bu ucuzdur. Kafelerde görüyorum böyle. Bu Kordi'yle benim yediğimiz. Kordi kardeşime. Ya o gün Kordi'yle çıktık, özendik tamam mı? Kordi'ye dedim ki, Bedir'im, senle gel bir sosisli yiyelim falan. Ondan sonra Kordi'yle gittik adama. Kordi bir şey sandı hani. Şunun gibi bir şey sandı. Dedi ki, ya ben içinde hiçbir şey istemiyorum, sadece sosis istiyorum dedi. Adam bildiğin 30 kuruşluk sandviç ekmeğine 50 kuruşluk sosisi koydu. Verdi Kordi bir üzüldü. Üzüle üzüle yedi onu gittik. Kordi şöyle bir şey bekliyordu ama işte maalesef öyle bir şey yoktu. Ketçap mayonezden tanıdım. İçini açınca evet sosis oluyormuş içinde. Bunda da böyle güzel cipsler var. Yani bunu zaten yiyorum. seviyoruz diyoruz. Bunda tamamız. Bunu hiç yemedim. Üstündekileri patates olarak tahmin ediyorum mesela. Abi ne bileyim o kadar pahalı olsun diye değişik duşuk şeyler koyuyorlar ki yemeklerin üstüne. Anlam veremiyorum. Benim hatırladığım bak bu çocuk halktan bir elemandı. Şu abla değişik bir ablaydı benim hatırladığım. Bazen çok kıl cevaplar veriyordu, bazen çok doğru cevaplar veriyordu. Bir bu ikisini atıyorum, bir de hafif kilolu bir abi vardı. O da çok iyi yorumlar yapıyordu. Ne bileyim o kadar pahalı olsun diye değişik duşuk şeyler koyuyorlar ki yemeklerin üstüne. Anlam veremiyorum ki ben de artık. İçinde sosis var. Hayda. Ketçap, mayonez, hardal var. Hardal mesela niye yani? Sosisli de abi. Az ketçap, bol mayonez, bol turşu olur. Gömersin. Bu çok İyi de. bol malzemeli, göz kamaştıran ama göz yanıltan da olabilir muamma. Bu az malzemeli, yani bu daha çekici geliyor ama tabii tatmadan Ali bilemem. Seram. Belki bu göz boyuyor. Şimdi bir tanesinde patates de var içinde. Bir tanesinde turşu ve sosis var içinde ve bolca ketçap, mayonez. Ha, bunda soğan da var. Büyük ihtimalle Alman sosisi var içinde. Ah, 100 gram kadar bu. bir sosis var içinde. Patatesler atılmış. Göründüğüm kadarıyla hardal var. Sosis gibi sosis. Gerçek sosis. Ha, benim tanıdığım bu. Çünkü neden? Ne yapalım böyle bizde. Yani öğrenciyken falan filan ya da işte şimdi de hayatı geçindirmeye Bu çalışırken adamın yorumlarını beğeniyordum çok ben. fazla bu arkadaşa selam veremiyorum. Pahalı dediğinden tatmaya başlayabilirsin. Çok beğenmedim. Patatesler. Ya bu arada mesela ben bir kere çok özenip bu steak mi denir o yerlere? Steak restoranları falan oluyor ya. Özel sosisimizden yemek ister misin sana? Bir kere gittim. Bir kere gittim. Orada baba bir sosis yiyeyim dedim. Ya güzel olmuyor mesela. Onları beğenmedim. Ama geçen işte marketten bir tane aldık. Farklı bir marka. Mesela onun tadı güzeldi. Çok fazla bu da yağlı. Ama yani tabii bunun içine böyle gider. Ama sosisinde içi resmen pes pembe. Yani dışı pişmiş, içi pişmemiş gibi. O öyle olur Kandırmaca gibi baba. bu da galiba. Dediğim gibi birazcık yani fena değil ama çok beğenmedim. Büyük ihtimalle pahalı ama sosis gibi sosis. Ve yani ülkede fiyatları pahalı. Mekanların kiraları, çalıştırdığı insanlar vesaire falan düşünürsen maalesef Şu an bu 100 liradır ürünler, ha. pahalı olan etler mekanlarda da pahalıya geliyor. Beğenmedim. Hardal da yakışmamış. Sadece şu cipsler güzel. İçinde turşu var. Turşu ne alaka? Yani normalde insanlar bunu hep böyle yiyordur eminim ama bence hiç güzel bir şey değil. Kararsız kaldım ama sanki bunun sosisi daha lezzetli mi acaba? Bilemiyorum. İkisi de çok iyi değil ya gene. Abi yedim. Daha önceden de yedim. Çok yedim. Her zaman yiyorum. Bildiğim bir tat. Herkesin genelde sevdiği bir tat. Az malzeme, bol lezzet. İşte daha sonra olduğunda Bu arada yediğimiz turşu güzel olur sosları ya. çok çok yani. Şeye, sosis Bu diye bana. gerçek bir sosis. Bu bayağı bakkal sosisi yani. Ucuz sosis. Gerçekten çok kötü. Keselim mi falan? Çıkartacağım çünkü yiyemeyeceğim. Çok kötü. O kadar Ketçap ve mı kötü ya? mayonezin tadı geliyor. Biraz da turşu geliyor. Böyle sulu sulu iğrenç bir sosis tadı geliyor. Vallahi güzel gider baba. Şu an anlattığı şey hoşuma gitti benim. Şu an anlattığı şey benim hoşuma gitti. Ketçap ve mayonezin tadı geliyor. Biraz da turşu geliyor. Böyle sulu sulu iğrenç bir sosis tadı geliyor. Bu hiçbir şekilde yenmez. Söylerim bundan yerim. Dişimi de sıkarım ay sonuna kadar. Masrafımı kısarım ama bundan da hadi bir atalım derken param yok derken yerim ama budur. Dersin, aynen. Senin ucuz dediğinin fiyatı 3,5 lira. Yani Şu an biraz 20 lira. pahalılaşmış ya. Ben 2,5'a yiyordum, 2'ye yiyordum. Zehirlenmeyeyim. Kardeşim git simit al. Mis gibi bizim simitlerimiz var. Onlardan ye yani. Bu ne? Tahmin etmiştim. 2,75'liğini bulmuşsunuz derdim. Ben bulmuştum. Diğerinin fiyatı ise tam 33 lira.
Hardalın farkı mı desek, ne desek acaba abi? Abi 33 yapmayın. Amcık ağızdır hani. Yani şimdi yayında biz hiçbir şey yapmıyoruz. Video izliyoruz, sohbet ediyoruz şu an. Neden gelip bana amcık ağızdır hani yazıyorsun oğlum? Derdin ne ya? Sevmiyorsan kapat çık. Psikolojin mi bozuk güzel kardeşim ha? Tedavi edeyim mi seni ha? Problemlerin mi var? Gözünü seveyim, 33 lira verilir mi ya? Ya bunu 33 lira vereceğim abi. Giderim. Kaç tane olmuş oluyor? Kaç tane bundan yemiş oluyoruz? 30 tane. Yok, 1 lira olsa 30 tane yiyebiliriz. 10 tane bundan yerim, anladın mı yani? Saçmalık. Saçmalık, kesinlikle saçmalık. Bir sosisliye 33 lira verilir mi? Verilmez. Kesinlikle verilmez bir sosisliye 33 liraya. Şu sosisli dedin ki... Bu bölümü beğenmedim ya. 12 TL kokoreç, 43 TL kokoreç. Gel baba, o abla bu videoda varsa var ya. Murat hoş geldin. Merhaba. Önünde biri ucuz biri pahalı olmak üzere 2 adet kokoreç var. Sence hangisi uygun fiyatlı olan? Bu pahalı, bu uygun olan. Yani bu her zamanki yediğimiz ucuzdur. Ben çünkü bunu ilk defa görüyorum. Ya bu böyle bir sokak satıcısından, yani seyyardan alınmış belli. Hani elini böyle bol bol domatesli bir belli şey. Bunda çeri var bir kere. Baharatlar. Bilmiyorum, şu an ikisi de güzel gözüküyor ama tabii tadı önemli ya birazcık. Buna fırça darbeleri daha kibar vurulmuş. Bu böyle daha iri kıyım minimalist. Fırça darbeleri buna biraz humarca vurulmuş. Fena doğranmış, tam bir İstanbul kokusu. Evet, bu tam ne biliyor musun? Tak 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 tak. O onu yapıyorlar ya, o ritimli bu. Bu böyle bütün bütün etleri var. Çeri domates var zaten, oradan pahalı. Bu arada çeri domates de dünyanın, bir şey diyeceğim harbi delikanlı oğlum. Çeri domates dünyanın en boş şeyi değil mi ya? Harbi çok boş bir şey. Ben hiç sevmiyorum ya. Ben sevmiyorum baba çok ya. Bana o ne olacak biliyor musun? Pembe domates olacak. Pembe pembe. Böyle boyun. O bir de çok güzel oluyor onlar. Yumuşacık oluyor. Harbi sağlam. Ona tuzu bir basacaksın. Bunları bükük. Bir de bunun etleri karışık, bol yağlı galiba. Parça parça olmuş. Biber konulmuş 3 çeşit. Domates konulmuş, turşu konulmuş. Bol gösterilmiş. Bu baharat var. Çeri domates var. Bunu biz kahvaltıda yiyoruz. Kokoreçin yanında olur mu bilmiyorum. O zaman ucuzdan başlayarak deneyebilir misin? Domatesten başlasam olmaz mı? Köy domatesi aynen. Ayaş. Ya, hızlıca yuttum. Koyu renkli şeylerin böyle yanıklığa başka bir şey olmasından şüphelenme arasında gidip geldim. Chat'te ne boş espri döndürdünüz ya. Diyorum. İyi temizlendi, emin miyiz? Yani basmışlar baharatı. Tadı ne kadar kötüyse artık baharatla oldurmaya çalışmışlar. Ya ben başlarım ama ben böyle yemem. Reis ya. Klasik İstanbul kokoreci. Güzel ama çok yağlı. Kokoreci az. Gece 12'de yenir. Bitmiyor. O yavan bir tadı var. Hani normalde bir lokma... Bu arada arkadaşlar kokoreçin kötüsü harbi yenmez. Bunun ben kötü olduğunu düşünmüyorum da. Kokoreçte o koku gelirse bitti abi. Yiyemezsin o kokoreçi. Harbi yiyemezsin. Geçen şeye gittim. Kokoreççi hacı var. Eskişehir yolunda, Ankara'da. Oo baba. Harbi diyorum, Ankara'daysanız bir gidin. Biraz pahalı ama adam harbi yapıyor baba. Ben hayatımda 2-3 yerde yemişimdir ekmeksiz kokoreç. Yani ekmek yok, sırf servis. Normalde kolay kolay her yerde yiyemezsin o kokoreçi. Kokoreççi hacı Eskişehir yolunda, Ankara. Kumada biter mi? Böyle çiğniyorsun, 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 duruyor böyle içinde. Biliyorum, bunu isteyenden mi aldınız? Kesin isteyemem çünkü bizim abi buna sevgisini katmış, onu hissettim. Bu bildiğimiz kokoreç, her zaman yediğimiz kokoreç. Bir fark yok, güzel yani. Bak buna bir bıçak filan alasım geldi. Bunu al böyle gitmedim. Elinle löp löp. Bunu böyle kes. Şuradan kekiğe batır, pul biber'e batır. Bu. Ne kadar bu? Ben bunu alıp gidebilir miyim? Nereden yapıldıysa, hani nereden aldıysa. Bu arada harbi daha güzel duruyor bu. Harbi daha güzel. Çok güzel olur. Oh, gömçür. Nefis. Aa bu. Referans kodunu ünlem hediye yazarak alabilirsin orada. Benim referans linkim orada. Aslında gerçek kokoreç. Bunun içinde böbrek, ciğer falan da var yağ yerine. Kokoreci çok güzel. Zengin olsam bundan yerim yani. Doğru diyorsun. Bunu dağıtmışlar fark etmeyin diye galiba. Bu bayağı güzel, ben bunu yerim. Buna baharatı böyle tadında koymuşlar. Bu daha yumuşak. Bir içinde farklı şeyler var. Bunda yok. Dalak var. Böbrekle dalak koyduklarından dolayı mı pahalı olan bu? Bu bayağı güzel. Şeye özeniyorum ben. Ama benim özeniyorum. Bursa'da bir yer var. İkisi atom kokoreç yapıyor. İstesem. Yani bu böyle
özensizce doğranmış, hatta böyle sokakta hani tak 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 tak, gereksiz, bir an önce Avrupa Birliği'ne girelim dedirten bir tabak. Bu da böyle gel beni çek, bir sosyal medyada paylaş, yanına güzel bir içecek söyle, öyle güzel bir tabak. Bir de şundan bahsedeyim, şimdi ilk olarak şöyle olmalı. Baba bunu ne yapacağım biliyor musun bak, bu normalde yenir de, harbi sağlam yiyeceksen, kardeş bunu... Bunu alacaksın, tamam mı? Arkadaşlar bırakın. Bunu alacaksın, ekmeğe kızartacaksın. Ama mangalda o... Önceden işte sucuk pişmiş mangalda ya, işte kokoreçin piştiği mangalda o etin... Etin hissi gelecek, tamam mı, o ekmeğin üstüne? Ondan sonra... O ekmeği açtın, kokoreçi koydun, kapat, göm. Kapat, göm, kapat, göm. Ama küçük ek... Yani ekmekleri hep tık 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 tık, göm göm parçala baba. Noraliçi aleykümselam. Biz İstanbul'da ortası bol yağlı olur. Domates biberle çok ince kıyımla ekmeğin arasına konur yenir. İzmir'de ise daha az yağlı, biraz daha iri kıyım. Domates biber asla konmaz. Kimyon, mikokareç İzmir usulü olmalı bence. Bu et gibi değil. Böyle kayış gibi yiyorsun, yiyorsun, bitmiyor. Bu böyle ağızda dağılıyor. Baharatı da yerinde, gayet güzel. Ucuz olan Allah'ın dediğimiz kokoreçin fiyatı 12 lira. Yani ortalama işte. Yani normalmiş. Tahmin ettim. Bu mu? Oldu. Ben bunu 6'ya yerim. Pahalı dediğimiz kokoreçin fiyatı tam 43 lira. Hani bundan 10 tane yiyeceğine git bundan bir tane ye. En azından ne yediğini bil. Ama yine de değer abi. Yani ben bunu çok sevdim ya. Bu çok güzel. Bu da güzel de baba. Hepsi yenir. Ekmeğe güveceğim. Bol baharatı koydun mu ben bunu da yerim. Tadı güzel olsun yeter. Hayatta yemem. Kokoreçe 43 lira verilir mi ya? Tamam ben her halükarda bunu alır giderim ya. Sıkıntı değil. Yiyebiliyorum değil mi bu arada? Sonra maaşımdan kesmeyeceksiniz herhalde. Bundan mı bahsediyorsun abi? Ben de yedim bunu. Ne o kardeşim? Herhalde bura. Dur anlarım oturma yerinden. Ya muhtemelen burasıdır kardeşim. Burasıdır, muhtemelen burasıdır ya. Muhtemelen burasıdır. 2017 bu ha. Şu an acaba ne kadardır? Abi dün 6... Kardeş öyle her yerden yemek yemeyeceksin. Her yerden yersen sıkıntı. Her yerden yersen harbi sıkıntı. Açık bir gecede yıldızları izlemek insanda hem merak duygusunu hem